Bu çekilen videolar verdiği mesajlar benzer. Twitter'da da verdiği mesajlara bir göstereyim size. TikTok'u Kılıçdaroğlu nasıl kullanıyor? Cumhurbaşkanı olduğumda torpile, kayırmaya kesinlikle son vereceğim. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim kampanyasını tam gaz sürdürmeye devam ediyor. Twitter'da çektiği videolarla sık sık gündem yaratan Kılıçdaroğlu şimdilerde TikTok'ta paylaştığı videolarda da dikkat çekiyor. Ama sadece bu kadar değil. Evli misin, bekar mısın, açık mısın, kapalı mısın, çocuk yapacak mısın, ne, ikizler burcu musun? 14 Mayıs'tan sonra bu sorular tarihe karışacak. Bay Kemal sorulmayacak sorular kanunu çıkaracak. Herkesin cumhurbaşkanı olacak. CHP lideri paylaştığı yeni TikTok videosunda seçimleri bu sözlerle işaret ederek sorulmayacak sorular kanunu çıkartacağını söyledi. Gençler, 14 Mayıs sonrası size nelerin sözünü verdiğimi anlatmak için 5 renk seçenekli tripod aldım. Başlıyorum. Takipte kalın. Düşünceleriniz ve istekleriniz için yorumlarda buluşalım. Hepsini cevaplayacağım. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde gençlere seslenerek Kemal Dede neredesin dediniz. Geldim 14 Mayıs sonrası için merak ettiğiniz ne varsa sorun. Yorumlarda buluşalım mesajıyla yayınladığı videoyla TikTok'a dahil olmuştu. İkizler burcu musun? 14 Mayıs'tan sonra bu sorular tarihe karışacak. Hayali seçmen başlığı altında bir apartmana götürmek istiyorum sizi. Bir apartmanın 81 daireli nasıl gösterildiğinde. Beylikdüzü'ne gideceğiz. 65 daireli bir apartman var. Gösteriliyor 81 daireli bir apartman şeklinde. Dolayısıyla işte şöyle bir ufak hesap yapsanız bir apartman içinde bile 25 tane hayali seçmen ortaya çıkıyor. Sahte seçmen kayıtlarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Beylikdüzü'nde 65 daireli bir apartmanın 81 daire olarak gösterildiği ve bu dairelere kayıtlı 25 hayali seçmenin bulunduğu ortaya çıktı. Seçmen listelerindeki şüpheler sürüyor. Listelerin askıya çıkmasının ardından Beylikdüzü'ndeki Dostlar Apartmanı'nda bir yurttaş listeleri kontrol etti. Apartmana kaydedilen 25 hayali seçmen de böyle ortaya çıktı. Apartmanda kalanlar duruma itiraz etti ama düzeltme yapılması mümkün değil cevabını aldılar. 2 Nisan pazar günü listelere itirazların son günüydü. O gün nüfus müdürlüğüne giden apartman sakini yarın gelebilirsiniz yanıtını alınca ertesi günde itiraz edebildiğini düşündü. Ama öyle olmadı. Seçmen listelerindeki usulsüzlüğe itiraz eden apartman sakini yaşadıklarını anlattı. Apartmanda yaşamadığını tespit ettiğimiz 25 kişinin adını göstererek bunların fazladan olan dairelerde yaşayıp yaşamadıklarına bakar mısınız dedim. Düzeltme için orada yardım etmediler. Belediyeye gitmemi söylediler. Belediyeye gittim, orada da yardım etmediler. İtiraz süresinin bittiğini söylediler. Seçmenin hayalisini de gördük. Bir taraftan böyle hayali seçmenlerle uğraşırken bir taraftan da sert bir gerçeklik var elimizde, depremin ardından kalan. Asla da üstü örtülemiyor. Hiçbir ebatta attığınız halıyla, seccadeyle. Bakan Vedat Bilgin'in sözüne güvenerek düşünebiliyor musunuz? Prim ödeyen depremzedelerin mağduriyetinden bahsediyorum. Bu mağduriyette çok küçük değil. Çok büyük mağduriyetler yarattı. Hem depremzedeler hem emeklilikte prime takılanlar 300 gün gibi kısmi emeklilikte yaşa takıldılar. Talepleri Bakan Bilgin'in prime takılanlar olmaz sözünü tutmaz. Depremzedeyim, aynı zamanda EYT mağduruyum. Hem depremzedeyiz hem prim mağduruyuz. Evleri yok, işleri de, hepsi gitti. Çoğu çadırda yaşıyor. 2 ay önce depremle yıkılmışlardı. Şimdi de emeklilikte prim ve 3600 prim gününe takıldılar. Deprem bölgesinde yaşayan tüm EYT'li arkadaşlarımız, dostlarımız diğer illerde yaşayanlardan tabii ki biraz daha mağdurlar. Çünkü onlar daha böyle zora düştüler. Çünkü iş imkanı kalmadı. Evlerinden oldular. Sokaklarda yaşıyorlar şimdi. Çadırlarda yaşıyorlar. Konteyner bekleyen
insanlar var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin prime takılanlar olmayacak demişti. Ama dediği gibi olmadı. Binlerce kişi prim sebebiyle emekli olamıyor. Bu en çok depremzedeleri etkiledi. Prim güne takılanlar mı gibi bir laf söylendi. Doğru değil. Öyle bir şey yok. Prime takılanlar olmayacak. Sayın Bakanımızın sözüne güvenerekten borçlandık. Primlerimizi yatırdık. Ondan sonra bizi mağdur etti. Şu anda EYT mağduruyuz. Onun üzerine de deprem mağduriyetini yaşıyoruz. Bakın biz özellikle biz söyledik 31 Aralık'ta zam gelecek, borçlanın dedi. Kendimiz de yönlendirdik vatandaşları. Herkes 5000 güne tamamladı. Ben 55 yaşlarındayım şu an. Günübirlik işlere gidiyorum. İşsiziz, 57 yaşındayım. İş yok. Devlet beni emekli etmiyorsa bana iş versin, ben çalışayım, emeklilikten de vazgeçiyorum. Talepleri net. Bakanın verdiği sözü yerine getirmesi. Eksik primleri devlet tarafından karşılanabilir. Çünkü oradaki vatandaşın yani 300, bırakın 300 gün, 10 gün borçlanma gücü kalmış, bütün her şeyini kaybetmiş. Bizim verilmesi gereken haklarımızın bize teslimini istiyoruz. Seçimden önce bizlere bu hakların iadesini talep ediyoruz. İsterdim başlığı altında buluşuyoruz. Bu arada Instagram'dan gelen eleştiriler var. Gelen mesajlarınızın çoğunluğu dilediğiniz iyi yayınlar mesajı olduğu için sonrasında da mesajımı niye okumuyorsunuz diye gönül koyuyorsunuz. Gönül koymayın. İsterdim etiketiyle ya da ne istediğinizi etikete falan gerek yok. Instagram'da ne diliyorsanız yazın lütfen. Bu haber aralarında ben böyle bir Instagram'a giriyorum, bir Twitter'a giriyorum. Bütün gelen mesajların okuyabilmek, yer açmak için. Can Bey demiş ki Twitter'da seçim için kat ilave edilen apartman herhalde imar affından yararlanmıştır. Müjde hayali seçmen geliyor diye reklam çekerler artık. İsterdim bunlar sandığa takılsın demiş. Mihriban Hanım KHK'lı olduğu iddia edilen ailelerin çocuklarının hapishanelerde büyümemesini isterdim demiş. Abdullah Bey diyor ki 2 dakikalık gösterilerini bile izlediğimizde 20 yılda sanatta bile ne kadar geri kaldığımızı gösteriyor. 80'li 90'lı yıllarda Zeki, Metin, Levent Kırca kabareleri bugün oynansa halleri ne olurdu acaba diye sormuş. Geçmişi yaşattığın için teşekkür etmiş bize. Teşekkürlerini sunmuş. Estağfurullah, ben de sizle aynı keyfi alıyorum. Buradaki stresi, buradaki bu masanın yoğunluğunu 2 dakika sizle beraber kaçıyorum, rahatlıyorum. Aynı şeyi hissediyoruz. Okuduğunuz, mesajımızı okuduğunuz, sesimiz olduğunuz için estağfurullah. Şenol Bey'in geri dönüş mesajını gördüm. Peki, teşekkürler. Benim artık klasiklerimden biri ya soğan ol, yani soğansız dedim ya düşünemiyorum diye, bir de Kızılay'sız düşünemiyorum. Yani Kızılay ile ilgili Cuma Haber Merkezi'nden bir haber çıkmadıysa, yani zaten bulmakta hiç sıkıntı çekmiyoruz da, hemen bir gün önceye gidiyorum. Hemen yok mu? Çarşambaya gidiyorum, Salı'ya gidiyorum, Pazartesi'ye gidiyorum. Hiç mi yok? 6 Şubat'tan sonra 7 Şubat, 8 Şubat, 9 Şubat'ta mesela çadır aranırken çadır satan Kızılay demek istiyorum burada. Şimdiki başlığımızsa kan bağışı altında sizlerle paylaşacağım bir haber. Depremler sırasında çadır satışı nedeniyle tepkileri, bir öyle yalanlıyor bir doğruluyor Kızılay Başkanı'nın da ne dediğini, hani günü gününe takip etmekte zorlanıyorum açıkçası. Ulusal kan stoğunun Kızılay için bir duyuru geldi. Asgari seviyenin altında olduğu duyuruldu. Birçok liderde Kızılay için kan çağrısına destek geldi. 1868 yılında kurulmuş, insanlık hizmeti yapan bir kuruluşu bir ticari işletmeye çevirirseniz altında kalırsınız. Tartışmaların odağındaki Kızılay'dan kan çağrısı yapıldı. Önemli çağrı ibaresiyle yapılan paylaşımda stok asgari seviyenin altında uyarısı yapıldı. Çağrıya Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da destek verdi. Günün sonunda da Ahbap bunu zaten ikinci günde talep etmeseydi biz bunu zaten AFAD'a teslim etmiştik. Yani dolayısıyla o çadır oraya gidecekti. Bunu Ahbap'ın bağışçıları aracılığıyla göndermiş olduğu yapı. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından deposundaki çadırları depremin ilk haftasında Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği'ne sattığı ortaya çıkmıştı. Bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını bedelsiz sağlaması gereken Kızılay'ın çadır satması tartışmaların odağıydı.
Kızılay olan güvenin azalması kan bağışını da etkiledi. Kan stoğu asgari seviyenin altına düştü. Kızılay duyurdu. Bağış çağrısında bulundu. Çağrıya Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan destek geldi. Biliyorum mevcut Kızılay yönetimine kızgınsınız. Ben de tepkiliyim. Ne yazık ki bu asil kurum, başındaki zat ve ona bu görevi layık gören zihniyet yüzünden zor durumda. Bakmayın sıralanan bahanelere, ulusal stokların tükenmesine. Tek nedeni bu yönetim. 14 Mayıs'tan sonra Kızılay yine liyakatlı bir yönetime kavuşacak. Ama şimdi kan bağışı zamanı. Tüm duyarlı vatandaşlarımı kan